Oyunlar, moyunlar, bir şeyler var. Get in Mobility dediler. Başka ne dediler? Bir de şey abi, normal klasik Super Mario yani. Super Mario. Kim ha. oynayacak abi? Bilmiyorum ki ben. Nasıl olacağını da tam söylemediler. Kim oynayacak, kim oynamayacak. Evet yani. Çok kişi oynanmayacak diye bir şey duydum ben. Bir de abi şey ama çok kişi oynamayacak olsa bile mesela ben şey yapabiliyor muyum? Yani mesela iki oyunda da oynayabiliyor muyum mesela? Yoksa bilmiyorum, onların bir netleşsin. Yani ama artık ben oyun kaybetmek istemiyorum abi. Buraya geldim. Biz zaten onların yüzünden yolladılar Efe'yi bu eve. Bu Efe yani bu evde ben zaten tek başıma sıkılıyorum. Sen varsın. Seninle sohbet muhabbet ediyoruz. Diğer insanlar zaten dar. Abi ben spor. De öyle bir rahatlıyorum da o kadar yani. Yani senin hani evde bu, en hani azından bu. Bizim evde Cantu var. Hani close friend'in, yakın arkadaşın hepsi. Aynen aynen. Burak abi de şey yapıyorum ya, anlaşıyorum. O da hafiften oyuncu ya. Ya Burak abi iyi ya. Burak abi de bir sıkıntı yok. Işık abla da iyi. Yunus abi. İşte, Yunus abi de sıkıntı var biraz. Yani şey gibi. Hiç yarışmıyor. Lan bir şey yapmıyor. Şaka kovalıyor sadece. Şaka yapıyor. Şakalar da yani. Şakalar da zaten midey şakaları. Şaka, bana şakalar bak, süper şakalar. Baksana adama. Adam oyun oynamaya gel hiç ya. Yani. Bir de şey, biz bilgisayar oyunlarının var ya, hepsini kaybederiz öyle söyleyeyim. Abi Efe var orada bu tarafta, Batuhan var. Şimdi, bu adamlar oyuncu yani, anladın mı? Efe sen yakın arkadaş, sen söylüyorsun abi. Abi Efe'nin 1600 saat PUBG'si var, ruh hastası manyak. Sürekli AutoChess oynuyor, oturuyor. O evde yani zaten sıkılmıyor, AutoChess'e bir oturuyor, kalkmıyor başından. AutoChess falan olmasa var, AutoChess'i de ben de yokum çünkü, bilmiyorum yani. Bari böyle daha klasik oyunlar falan, herkesin oynayabileceği oyunlar olsa, hani el göz koordinasyonu, mouse tutabilme falan gibi şeylerden hani belki bir kazanma şansımız olur da. Hiç bilmiyorum hakikaten kanka, zor yani. Bilmiyorum, ben zaten sıkılıyorum o evde. O yüzden sürekli Efe'nin yanındayım. O da yasak ama. Gidiyorum. Dün bana öyle kızdı, şey Arzu abla kızdı bana. Ama neyse, bir daha giderim yine. Baksana orada ne yapıyor Yunus abi? Yine abi ip mi patlama peşinde. İp atlıyor. Ya bir de bir şey diyeceğim bak, şöyle bir şey var. Şimdi ışık da bilmiyor, Yunus da bilmiyor. Ama abi ışık abla eforunu sonuna kadar harcıyor, anladın mı? O maçta kadın kaç tane top kurtardı. Yani hiç bilmiyor bir de yani, alakası yok futbolla. Kadın CSGO'da çift barretta reis. Hayır bir de şey yemek ama uğraşıyor, yemek, uğraşıyor. Yemek. Yani mesela boş vakitlerinde gidiyor bilgisayarda alıştırma yapıyor, anladın mı? Harbiden uğraşıyor abi, hiç abi sıfır yok. Şaka yani, kasıyor onu. Yok yani yok. Şimdi onu yapabilmesinin, o şovu yapabilmesinin sebebi o harbiden de şey yani işe yarayan bir şey. Çünkü herkesin kötü olduğu bir şeyde hani bir tık bir şey evet. yapabilmek iyi oluyor. Evet yani. Neyse bakalım. Yani ne olacağını ben de bilmiyorum. Ne zaman eleme? Pazar mı? Abi bu pazar evet. İşte bugün şey, bugün işte oyun puanlı oyunlar başlayacak. Dün yoktu puanlı oyun. Bugün puanlı oyun, yarın puanlı oyun, cumartesi puanlı oyun. Pazar finito yani, bir kişiyi daha yolluyoruz. Yani bari birilerini yollayalım da kalalım mı yani? Ben de gitmek istemiyorum artık da. Şimdi ikiyiz. Burak abi de iyi de. O da onunla yani oyuncu öbür taraftan yani. Anladın mı? Sosyal medyadan bir insan değil yani. O kadar bir samimiyetimiz yok. Onlar tanışıyorlardır öncesinde. İlla bir yerlerde denk gelmişlerdir. Yunuslarla Burak abiler mi? Ha, illa bir yerlerde denk gelmişlerdir ikisi de. Tabii abi. Aynı camiadan insanlar evet, aynı yani camia sonuçta. Ya. Burak abi de yine ama şey var. Mesela yarın FIFA yapsak. Abi o zaman Burak abiyi çekeceğiz yanımıza yani, yapacak bir şey yok. Burak abi bence de gelir ya bu tarafa. Yani çünkü o son artık hani bugün de biraz patlarsa o muhabbetler. Burak abi de sonuçta şeyi ister yani. Nasıl diyeyim hani takımın kazanmasını ister abi. Aynen. Biz onunla da öyle konuştuk arkalarda biraz da. Ben Abdü'nün gideceğini hiç düşünmüyordum ya. Çok kötü oldu. Cidden kötü oldu yani. Abdü'nün yani ben ona yani şakasını nasıl bir dedim ki. Abi ben 3 verdim. Ben yine Günçes'e 1 verdim. Benim 1 yine Günçes'e gitti. Ya ben Işık ablaya o gün çok yükseldim. Kadın dedim hani o günün hakkı Işık ablaydı bence. O hem o çift Barretta performansı hem futbol. Hem futbol. O dedim ki hani ya bir daha vermeyeceğim zaten. Hayır bak şey yani güzel. Bir daha yok yani, şaka maka yok bu programda yani. Şey güzel. Sinirim bozuldu. Şimdi ışıkta şey var ya. Abi her şeye uğraşıyor yani. Full performans, anladın mı? Son damlasına kadar derler ya, öyle kasıyor. O benim çok hoşuma gidiyor abi. Seviyorum ben baksana öyle insanları. Baksana Yunus abi ne yapıyor? Yunus abi iyi patlıyor. Rocky.
Hadi gel gidelim içeri. Geldim. Reis Rocky misin be? Hazırlanıyorsun oyunlara. Mikrofon çıkarttım abi. Sizden konuşabilirim en fazla. Reis ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Yine. Vakit yine geçiriyorum. House of Gaming. House of bir patlama. House of bir patlama. Hadi hayırlısı bakalım. Devam mı? Fiziksel oyunlarda da görmek istiyoruz abi. İnşallah reis. Çatır çatır ip atlayan. Dün nasıl geçti bugün? Daha hızlı atlarım bir dakikada. Daha hızlı atlarsın lan? Bir dakikada Yunus abiden daha fazla ip atlarım. Oğlum adam hızlı atlamaya çalışmıyor ki. Yok yani hızlı atlasam. Ne 3000 tane mi atlayalım? Niye arkası dönük lan? Nasıl hangi kameranın? O sırt çevirmiş o. Trip atıyor. Küt trip atıyor. Nasıl geçti dün? Sensiz ve yalnız. Evet. Özlendin kral. Hiç vallahi beni arıyor gibi değiliz lan. Yok yokluğunu konuştuk bile. Biz... Harbi mi? Evet. Hoş geldiniz beyler gelmişler. Batı bu nasıl oturacağım bunu koyayım. Ha burada mı yayın? Harbi mi lan? Tabii Batı bu nasıl oturacağım. Batı şey yelliyor ya. Şey yapıyor. Hava aldırıyor. Çok sıcak. Çok sıcak. Ne yaptınız dün? Daha önceden açıklaması vardı zaten. Bir şeyinizi net izledim. Alışveriş muhabbetini. Çok kötü bir alışveriş yaptınız. Evet. Dışarıdan izleyince... Ben sorumluluğu %100 üstüme alıyorum bu konuda. Yani son bir dakika kala en son şeydi. Ramazan paketi ekle, falan. Ekle. Yani 100 liradaydınız ve bir şey yoktu böyle. Ama senin esprine güldüm. Keşke yiyecek mi alsaydık dedin. Bir şeyler dedin son giderken. Ben yapıyorum arada. Onun dışında başka? Ben böyle birkaç sıkıntılar fark ediyorum da. Ne gibi? Alsam mı lan biri? Çok komik olmaz mı? Şşş, gel lan gel. Gel bak. Lan dur sakin. Al chat'i de al. Chat'i de alayım. Gidin lan oraya bilgisayar oraya gidin. Dedikodu ya yapacağım. Burada duralım ne olur. Efe tarafsız olan. Hepimiz tarafsız. Ya bırakın lan bu işleri. Ya sen de yapma ya. Gel bakayım. Linç geliyor şu an. Ya sıra. Chat'i koy buraya. Alayın Emel mi? Dur. Buyur abi chat. Böyle olması gerekiyor. Ne lüzum var ki? Ne yapıyor chat ha? Niye evde sıkıntı var mı anlatayım? Abi bir gruplaşma varmış. Ben de elemeden Allah'ım sonra geldim. Hadi lan. 4 kişiydik ya biz bir ara. Tamam. Sen, biz 4 kişiydik. Çok bağırma değil mi? Tamam biz 4 kişiydik. Ben, İzel, Aybüke, Furkan. Tamam takım o kadar. Acayip takımdık ya. Dörtlüydük böyle. Karşı takıma karşı yarışıyorduk. Ne oldu sonra? Sonra baktım ki ben bu dörtlünün içerisinde yokmuşum. Allah Allah. Üçlüymüş. Onlar üçlüymüş. Tabii. Ulan bunun aralarından biri birbirine bir vermedi mi? İşte onların hepsi bana bir verdi. Bunu planlı mı yapmışlar? Bilmiyorum. Bilemem. Ama chat diyor ki, abi diyor bahaneleri bile aynı diyor adamların. Olabilir diyor. Dilinç başladı. Bir şey söyleyeceğim. Chat ne diyorsunuz yorumu? Bu senin yorumun ama onlardan da. İşte chat'in bana ulaştığı. Niye böyle bir şey var? Ben sence izleyemedim bu arada elemeyi. Puanlara bakmadım. Puanları biliyorum da konuşmaları dinleyemedim. Chat diyor ki hepsinin bahanesi aynı. Kimse üşenip farklı bahane de bulmamış. Hepsi aynı bahaneyle geldi diyor chat. Dolayısıyla böyle bir kulis olabilir diyor. Ama şimdi bu oylamanın sonucunda da ben gitmedim. Sıkıntı o şu an. Ha, normalde 1-1 alıp aynen. Sen mi gidecektin? 1-1 aldım zaten. Tamam. Gitmedim ya da. Tamam gitmedin işte. İşte. Oyunu bozdun yani. Onların bir planı varsa adlandır bir planı varsa. Duyar yapıyormuşum. Oğlum adam ben seni yerine sanacağım bayağı kızgın anlatıyordum bunu. Adam rahat ya. İşte abi chat oylaması da var ya şeylerde. Ben öyle birileri abi öyle bir bak, şey. Bak sana ki, diyorlar ki Batu'nun arkası var diye cephe olmuşlar. Senin arkan mı var? Abi 4 kişiden oy aldım ya. Toplam kaç oy aldım 4 kişiden biliyor musun? 4-1. Peki oylardan sonra konuştun mu hiç? Toplam 6 aldım. Niye bana biri verdiniz diye? Yok, dün hiç konuşmadık. Ha toplam 6 puan alabildim zaten. 5 puan aldım. Yok 5 puan aldım ben toplam. Efe 2 vermiş. Trabzon'a torpil yapmış ona. Bir puan ekstra torpil. 1-1-1 yedim orada. 6 verdim diyor. Total 6'ymış. Ha total 6. 2-2-1-1. Bir İzel gitti onun puanını saymadım aynen. Yedi diyorum. Neyse, orada benim puan çok kötü geldi. Az daha gidiyormuşum. Sonra işte baktım chatte linkler atılmış falan hani oylama için.
millet anasına babasına hesap açmış, attırmış, okul grubuna atanmış. Neler döndü bir günde lan? Bu nasıl bir ortam ya? Ben de ondan sonra her şeyden habersizim. Sonra çıktım işte. Ha, dün hiçbir şey konuşmadık. Bugün Atarlı geldi işte Furkan'la Aybük'e. Sen bize kötü davranıyorsun dediler. Dedim nasıl ya? Dedim abi nasıl? Bir dakika, onlar bir verdi, sen kötü mü davranıyorsun? Aynen. Dün sabah öyle geldiler. Sen bize kötü davranıyorsun. Pardon. Sakin ol. Kötü davranıyorsun dediler. Dedim ki kral, ben size nasıl iyi davranacağım? Hepiniz bana bir vermişsiniz. Biz böyle Daltonlar gibi geziyoruz. Dur. Sus be. Gelin lan, gelin. Sus be. Gel, ne? Ben sana bir vermedim. Sen şu an dahil. Gelin lan dedim. Tamam, ben gideyim mi? Abi sen de dur. Efe, sen dahil olmak istiyor musun bu dramanın içinde? Gel abi sen de. Açıklamamı yapalım. Yüzleşin lan. Yüzleşiyorum. O zaman başlıyorum şimdiden. Niye bu kadar geri? Siz niye buraya geldiğiniz zaman? Şey yapayım, İzel'i de arayayım mı? Şey, o da bana bir verdi. Herkes burada olacağına, madem toplu konuşacağız, oraya gidelim. Burası daha çok soğuk gibi tam şey bence. Bu, mutfak şeyi. Peki, tamam. Oturacak yerin varsa. Mutfak. Mutfak. Aynen, mutfak. Gidelim. Neyse, gülüyorsunuz ediyorsunuz da öyle yalandan gülmeyin. Anlatın bakayım. Hayır, kim ciddi yaşıyor. Söylüyorum. Ben ondan önceki oylamada Batu'ya 6 verdim, en yükseği verdim. Zaten kendisi de biliyor. O oylamada 2 vermemin sebebini de ben orada söyledim. Kendisi izlemediği için bilmiyor. Dedim ki evde fazla rahat takılıyor. Hani bir kendine gelsin diye ben ona bu sefer düşük veriyorum dedim. Chat'te şahit. Rahatlıktan kastın ne? Hani böyle kitlesi var ya. Ooo, kitlesi var. Ulan evet. Lüksar da ben de bunu ben çok yaşadım. Ben bu konu hakkında bir şey söyleyebilir miyim peki? Laf böleceğim ama belki. Ya neyse, ben anasını belledin artık. Sanki ben koruyormuşum gibi olacak. Söylesinler yani. Korumuyor, takılmışsınız oğlum. Aynen abi. Gel. Yani kaçmak yok, gel. Yok ben... Gel. Biz ikimiz de değiliz zaten. Çünkü Aybük'ten çok bana geliyorlar. Ya. Hatta şu an şeyi spamlıyorlar. Furkan Sinsi. Bir dakika dur bakayım. Chat okumak yok şu an. Triggerlanırsınız. Yok, chat okumak yok. Triggerlanmam. Zaten ben de triggerlandım zaten. Hepiniz için söylüyorum. Sen niye triggerlandın? Chat'te oturuyorum. Öbür işte Efe, Berkcan, benim sen de vardın galiba. Benim ekipmanım var. Hemen alıp gelebilir miyim? LOL oynuyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Ben de bilgisayar dedim işte, kendi bilgisayarımda oturup chat'i okuyordum. Chat'le muhabbet ediyordum. Chat'te sürekli şey geliyor. Aybüke sus. Aybüke sen Batu'ya düşük verdin. Aybüke Batu'ya sor bakayım verdiğin yapmayın, puanlar hakkında ne düşünüyor? Herkes istediği puanı verebilir yani, hiç demek. Hani bir de şu da var, burası bir yarışma. Bu bir yarışmadayız, herkes birbirine illaki. illaki puan vermek zorundayız ve 3 tane puan. Tamam, sen şimdi düşük puanlı stratejik düşünerek mi verdin? Hayır, ben orada Batu kendine gelsin düzelsin, hatta onun yararına verdim yani. Hmm. Hani bir kendini toplasın benim diye. Benim HOG'da evde iş yapmayanlara 1-2 vermem gibi. Aynen, mantık o zaten. Biraz daha yararını öyle diyorduk ha. Ya tesbih. Ha tesbih. Sayıyorum. Sen niye bir verdin? Canım istedi diyormuşum. Desene bir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şunu söyleyeceğim. Ben gittim eve izledim. Şimdi, bu arada ben objektif şey bakıyorum. Ya ben emin ol, ben de objektif bakacağım abi. Şeyim yani. Bak çünkü ben şundan, dışarıdan bir gözüm şu an. En son sen konuş. Ben senin adını geçireceğim belki. Kusura bakma ama. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu yarışmaya girdim de abi, Instagram için konuşuyorum. 1145 takipçim vardı. Tamam. Bu yarışma sonrasında bugün itibariyle 1800'ün üstüne çıktım. Yani şu an itibariyle aslında... Kaç oldun? 1145'tim abi. 1145'ten? 1810 oldum şu an. 1820 falan oldum. İyi. Tamam mı? Şimdi ben zaten şu zamana kadar, hani ilk girdiğimiz günden bu zamana kadar en az takipçi alanlardan biri benim. Tamam mı? Niye böyle? Bu beni şey yapmıyor, bunu düşünmüyorum. Niye böyle diye düşünmüyorum ben. Ben de dert ettim sandım. Hayır. Şunu söylemek için şey yapıyorum. Eğer ki benim izlenmekle, eğer ki benim ay takipçim az gibi bir muhabbetle gelip de böyle bir gündem yaratma gibi bir derdim olsaydı, bunu daha ilk günden itibaren yapardım zaten. Ki insanlar kalkıp bana zaten samimisin diyenler. En çok takipçi alan da izlendi, götürdüler güzelim kızı ya. İki şöyle bir şey var. Oylamada verilirken... 8500 olmuş. Ben burada yani bir linç yemek için söylemiyorum bunu. Linç de verebilirler, problem değil. Efe'nin mesela oy verirken dediği bir söz vardı. Birebir söyleyemesen bile kendisi düzeltebilir burada zaten. Şöyle dedi ki... Furkan'la Batu'yu aynı seviyorum. Ancak Batu'nun arkasında bir kitle olduğu için Furkan'a 4 vermenin mantıklı olduğunu düşünüyorum bir de. Şimdi dengelemeye mi çalışıyorum? Aynen. Öyle şimdi şunu sormak istiyorum. Bunu söyleyen Efe chat tarafında herhangi bir tepki görmüyor. Ama
ben kendimi Batu ile dengelemek istediğimde veyahut da herhangi bir sorun yaşadığımda Batu'ya bir verdiğimde sinsi Furkan alıyorum. Abi adam gerekçesini söylüyor. Sen oraya çıkıp bir vermişsin, gerekçesini de söylememişsin ben, ki. Ben gerekçe vermek zorundayım diye bir şey hatırlamıyorum. Bana puan verdiyse. Değilsin mi? Vermezsen... Kanka sen orada yaşadın. Ben şundan dolayı. Vermezsen bizim o gün abi, onu söyleyeyim. Bu belki söylememem gereken bir şey. O gün çok sıkışıktı abi. Çünkü ünlüler evinde de bir eyleme vardı. Evet. Saat normalde 11-12 gibi yayın kapanıyor diye biliyorduk. Saat böyle yarım saat falan kaldı ünlülere. Hatta 25 dakika falan. Ben bir an önce orada gidip oyumu vereyim, çıkayım gelemedim. Ayrıyetten Batu ile de konuştum bu konuyu. Batu dedi ki benim sizinle bir problemim yok ama 3 kişi de aynı şekilde bir savunma verince burada bir kulis olduğu düşünüyorum. Ki hiç ki, konuştunuz mu arkadan kime ne puan verdiniz? Şöyle bir şey var. Bizim konuştuğumuz şeyi de söyleyeyim ben sana abi. Biz İzel, Aybik, ben üçümüz aynı serviste git gel yapıyoruz. Dedik ki oturduğumuzda ne yapalım, nasıl yapalım? Hani oy verelim mi, ne yapalım? Yani bir plan kurma kafasında değil bu, anlatabildim mi? Biri ya o normal. Olan, biz Noobstar'dayken de mesela bir otel tayfası vardı. Heh. Otelde zaman geçiren doğal olarak şimdi, daha fazla samimi. Ben İzel'le hala mesajlaşıyorum. Buradan Batu'ya da bugün söyledim. Aybik'le de sabahları mesajlaşıyorum. Ama Batu'ya geliyoruz diye mesaj atmıyorum. Onlarla çünkü ben her gün Batu'ya nazaran daha fazla vakit geçirdiğim için bu böyle. Arkadaş olduk. Anlatabildim mi? Bu samimiyetten ötürü de konuştuk. Ama şöyle bir konuşma oldu. Dedik ki hani puanlamayı nasıl yapalım kafasında değil. Dedik ki hani biz kitlemizi burada kazandık. Ben abi 1145'lim dedim ya. Ben abi hangi ne yaparsam yapayım bu program hariç şu bir haftalık, iki haftalık dönem içerisinde bu kadar takipçiyi kasamazdım. Aybik de öyle. İzel de öyle. Yanlışsam yanlışsınız. İzel 8500. Bunun beraberinde dedik ki Batu zaten tanınmış biri. En azından. Senin kaçını takip? Benim 14.000'di geldiğimde 17.500 oldu şimdi. 14, 15, 16, 17. O da iyi almış. Batu zaten tanınmış biri. Hatırlarsan ilk burada yayın açtığımızda Batu kalpler gelmeye başlamıştı. Sen bile ooo ne oluyor lan falan filan gibi esinleşmişti. Ya o yarışmanın gidişatını etkilenmişti tabii, arkadaşlar. Başta aynı durumda ben de kaldım, biliyorum onu. Biz şunu söyledik. Birinci oldum. Biz şunu fark ettik. Hani buradan gönlümüzü, yani vicdanımızı rahat tutabileceğimiz tek şey şuydu. Batu zaten bilinen tanınan biri. Oğlum stratejik olarak sizin oylamalarda birine biri vermenizde bir sakınca yok. Kimse bunu yargılayamaz bu arada, onu söyleyeyim. Abi sen oraya çıkıp desen bile biz 3 kişi konuştuk Batu'ya bir vereceğiz. Kimse bir şey diyemez. Kimse bir şey diyemez. Çıkıp bu hiçbir şey demiyorsun. Yarışma, ya. Kulvar bu. Benim hatam bak, o olsun. Bak, benim hatam şey demiyorsun. Şu an zaten insanları, açıklamamı senin yapıyorum. O da hata değil. Sadece bir şey açıklamazsan insanlar senin yerini açıklamaya çalışır. İzleyici gözünden söylüyorum. O zaman da sen hiç düşünmediğin bir şey açıkladıklarında da zor durumda kalabilirsin. O yüzden açık oynamak kartları her zaman çok doğru. Ben normalde zaten arkadaşlarım çok iyi bilirler. Hep ağzımda şeffaflık lafı vardır. Ama o gün dediğim gibi sıkışıklık olduğu için ben bunu söylemedim ki dediğim gibi hani ben orada puanımı verip geldim. Çünkü biliyorum ki ne Batu buna alınacak. Tamam, siz buraya geldiğinizde ne konuştunuz hemen? Bu konuları mı konuştunuz? İzel yayın açmıştı. Bu sorular soruluyordu. Batu dedim kapat yayını kanka, biz bir konuşalım dedim. Aynen bu şekilde konuştuk. Batu'nun söylediği sözler de bu şekildeydi. Ben de bu şekilde konuştum. Hallettiniz mi? Hallettik, bir problemimiz yok. Var mı sıkıntı? Zaten bir sıkıntı yok. Zaten olmasın yok. Zaten bir ya sıkıntı. Ya bir problem yok. Efe sen ne diyorsun bu arada? Ya ben ne diyorum? Ben zaten... Sen ne yaptın yani? Hani puanlamadığını izledim. Ya benim açık olmam gerekirse ben burada şeye birazcık dikkat ettim puanlama yaparken. Ve inan bana yani Tukan abi harbiden benim bu yani sosyal medyada veya şurada burada en çok şey yaptığım... Hani değer verdiğim şey her şeyin hakkaniyetli olmasıdır. Doğru. Hakikaten puan verirken bayağı zorlandım. Belki izlemişsinizdir, siz evet, de görmüşsünüzdür. Evet. Bayağı zorlandım. Yani hani dedim ilk başta şunu söyleyeyim. Benim her zaman için şu hayattaki en büyük saygım iki işi bir arada götürmeye çalışan insanlara olan saygımdır. Çünkü ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bir yandan okul okuyorum, bir yandan işte sosyal medyayı götürmeye çalışıyorum. O yüzden Batu benim için burada daha ön planda, açık konuşmak gerekirse. Hatta yani ben orada normal şartlar altında 4 puanı Batuhan'a verirdim. Ama orada benim yaptığım açıklama şuydu. Dedim ki buradaki herkesin bir hayali var. Ben kimsenin hayaline ket vurmak istemem. Ben bu sebepten dolayı dedim Instagram'dan zaten bir şey de paylaşmadım dedim. Üstüne Instagram kapandı zaten. Şu saatten sonra istesem de paylaşırım. O ayrı konu. Benim de öyle. Aynen. Dedim ki hani ben bir paylaşım yapmadım. Çünkü dedim arkadaşlarımla ben artık çaylaklar evinde olduğum yere eşit şartlarda yarışmak doğru istiyorum ben de dedim. Yani oradaki ünlüler evinden gelmenin avantajını kullanmak istemedim. Orada benim kullandığım şey de şu oldu. Ben burada bir paylaşım yapmadıysam dedim. Batuhan'ın da Instagram'ı birazcık güçlü. Ben dedim Batuhan'a 2 puan vereyim. Çünkü Batuhan'ın zaten Instagram'ı güçlü. Aynı zamanda arkasında chatten bir grup var. Normal şartlar altında tekrar söylüyorum. 4 puanı Batuhan'a verirdim. Oradan dedim ki Batuhan'a 2 puanı vereyim. Onun üzerine
Furkan ve Aybike bana göre İzel'den daha potansiyeli olan insanlardı. Furkan'la Aybike'yi 4 ve 3 puana yerleştirdim. İzel'e 1 puan düştü. Hatta en son dedim ki aa, o zaman 1 puan İzel'e gidiyor. Hatta üzüldüm orada ama birine illaki 1 puan vermek zorundaydım ve oradaki kişi İzel oldu. İzel'in gitmesine sebep oldu bu. Hatta ben İzel'e sarılırken dedim kırılma bana dedim. O da dedi yok ne kırılacağım yok falan. Yok abi bunda kırılmacı alınmacı olmaz zaten. Yani ya ben, anlık üzülürsün, ben anlık orada kızarsın. Bile, ben orada bile inanılmaz bir vicdan azabı yaşadım. Çünkü bir verdiğin insan gidince insan ister istemez kendini birazcık suçlu konumuna ben koyuyor. Ben İzel'e 4 vermiştim hiç içimde kalmadı. O yüzden yani hani buradaki kimse yani üçü de gerçekten söylüyorum belli hayalleri olan, belli bir yere ulaşmak isteyen, belli amaçlar doğrultusunda bu yarışmaya katılmış insanlar. O yüzden ben buradaki insanların hiçbirinin önünü kapatacak herhangi bir harekette bulunmam. Şu an hiçbiri hakkında kişisel yorum da yapmam. Yani bir şeyi etkilememek adına belki de. Ama şunu söyleyebilirim sadece. Yani Batu ve İzel'in zaten bir puan verdiğini bilseydim eğer hani daha önceden bundan haberim olsaydı ben Batu'ya orada iki puanı vermezdim. Çünkü yani şöyle hani eğer ki bir bloklaşma olacaksa ki bence olmamalı. Bu arada bu düşünce yapından dolayı şeyden de sıyırmış olabilirsin. Hepsi bir verince Batu da gidebilirmiş mesela. Evet işte. Ben onu anlatıyorum. Onu söylemeye zaten, çalışıyorum şu an. Diyorum ki eğer burada bir bloklaşma olacaksa ben orada Batu'yu yanıma alırım yani. Hani onu hani buradakiler de bilsin. Eğer bloklaşma olacaksa Batu'yu yanıma alırım 4'e 3'ü arasından. Ama bence bloklaşma olmamalı. Öyle. Bence de olmamalı. Yani. Ufaktan da hadi bakayım. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kim neye oy veriyorsa versin abi önemli değil. İnce düşünmek her zaman güzel. Ama sonuçta yarışıyorsunuz. Yarışırken de bir takım taktikler yapabilirsiniz. Ama o sizin tercihiniz olan bir şey. Ben mesela hiçbir zaman taktik peşinde koşmazdım. Yani stratejik düşünmeyi çok seven bir adam değilim. Daha çok duygularımla hareket ediyorum mesela. Bana bazen kaybettirir, bazen kazandırır bu. O sizin karakterinizle, sizin düşünce yapınızla ilgili olan bir şey. Diyorum ya dostluklar her zaman daha bayık kalıyor. Bu, bunun ötesi yok yani. Yarışın bir gün bitiyor. Bir şey daha ekleyeyim mi? Mesela şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada hani kimse şey de yapmamalı bence. Hani Batu tamam Batu'nun arkasında bir kitlesi var. Ama mesela Batu şu rahatlığa da sahip olmamalı. Hani burada Batu'nun kitlesi var diye şimdi orada onu sallamamalı. Anladın mı? O itici gözüküyor. Hayırdır lan sen kaç kişinin adamın yanında ya? Yapma. Yani ben sana abin olarak biz tavsiye veririm. Yok. Yani gerçekten itici bulunmuş. O yüzden. Mesela. Ne o? O muhabbetten. Benim için sorun yok. Yapsın. Bence çok tatlı bir muhabbet. Ben de mahallede bazen... Şunu mu diyorsun? Efendim söyledim abi. Yok lan bundan bir şey yok. Yok bize zaten takınılan tavırla alakalı bunu söylüyorum. Yoksa ne problem olacak? Yani siz aranızdaki sorunları konuşup çözebiliyorsanız bu güzel evet, bir abi. Şey. Yani ben kimi yarışmada çözemiyordum mesela. Konuştuğum zaman dövesim geliyordu yani. Ama sizde öyle bir şey olmasın. Gerek de yok. Ama... Başkan olduğun bir şey daha bir şeyler seninle ilgili bir şey oldu mu? Chat'te işte Batu muhabbetine ben sinirlendim. Chat'e biraz ters gidiyorken durdum yani sustum sonra. Hmm. Bir şey yapmadım yani. Tabii psikolojide etkileniyor. Tabii ki. Bir noktada. Bir de mesela ben yani ilk defa bu kadar çok insanı chat okuyorum yani. Hayatımda kaç kere chat okumuşum. Yo, hepinizin ayrı ayrı destekçisi çok abi. Ya orası öyle. Ama hani öyle bir şeye gelen şeye ben nasıl tepki vereceğimi de bilmediğim için belki dün yanlış yapmış olabilirim yani. Yani bu arada şey bu desteğin de müsebbibi ben değilim yani. Ben orada olsun. Mesela şeyde elemede bir aldım ya ondan sonra bu hale geldi bu çocuk. Hayır, bu arada yani ondan her sonra bir payı hak etmeyen yani. Kimseye destek vermez. Bunu da ben öyle aldım ama. Teşekkür etmek gerektiğini bir de, düşünüyorum. Batu abi bu kadar mesajı o da bizim gibi farkındaydı. Kalkıp da video çekip hadi arkadaşlar şimdi onlara gücümüzü gösterelim falan şeklinde bir posta paylaşmadı. Çite kalkıp böyle arkadan hani ne derler? Alevi harlamak, rüzgar vermek derler ya onu da yapmadı. Çünkü dediğim gibi ya abi bu problem değil abi. Ben 24 yaşındayım. Ona da söyledim. Ben bunları problem etmem. Bana dediğim gibi 3 verdi. Kendisi de o oylamada bana 1 verdi. Kalkıp da neden 1 verdin diye soramam. Dediğin gibi duygusalsa bile kızlara daha yakın görmüştür kendini. Efe daha yakın görmüştür kendini. Beni yakın görmemiştir. Tamamen yakınlık. Bana 1 verebilir. Ya bu ben zaten hoş bir şey değil. Birine gidip de bana niye 1 verdin demeyin abi ya da bana niye 2 verdin devam demeyin. Ederim. Burada drama falan muhabbet içinde söylemiyorum. Şunu söyleyeceğim. Ha ben bugün buradan elenirsem abi hayata devam etmek zorundayım. Çünkü bakmakla yükümlü olduğum bir ev var. Kirası, faturası, cartı, curtu bir sürü şey var. Kardeşim o köşe oluyor, bu oluyor, ona koştur, buna koştur. Ben bu süreçte onlardan uzak kalmak zorunda kalıyorum. Anneme veriyorum bu yükü şu an için sorumluluğu. Benim işime gelir bir noktada da. Ama baktığın zaman bir çaba sarf etmişim. Her gün yol gidip geliyorum, ter döküyorum. Yeri geliyor Batu takımı taşıyor CS'de mesela. Yeri geliyor ben futbolu taşıyorum. Yeri geliyor Aybüke. Neydi o abi parkur oyunu adını hatırlamıyorum. Hangi? Tekerlek salladığımız vardı ya. Hmm.
Parkur da adı vardı oyunun. Parkurun biri. Parkurun biri. Birinci parkurda yine aynı şekilde takımı taşımaya çalıştı. Hepimiz burada emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını burada ne kadar fazla kalırsak, burada ne kadar fazla insana sesimizi duyurabilirsek, kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek, kendimize fayda olarak gördüğümüz için. Ben bugün Batu'ya da söyledim. İzel'den sonraki süreç, yani o kaldığımız 4 kişi, Efe gelmeden önceki 4 kişi zaten kazanmış benim için. Bugün ben size başından beri söylüyorum. Önemli hani, olan buraya girmek, girdikten aynen. sonrasında bugün, sizin nasıl bir karakter sergilediğiniz. Bugün ama yalandan değil. Aynen. Yani kendi karakterinizin. Sen chat'e bir tepki vermen gerekiyorsa vermelisin. Hı-hı. Zaten. Yani seni rahatsız eden bir şey varsa bir tepki vermen gerekiyorsa verirsin. Reaksiyonu chat verir. Sen doğru ya da yanlış yapmışsındır kendine göre. Hı-hı. Ama bu yolda da bazı şeyler, bazı doğrular yanlışa dönebilir. Yani bunun ince ayarları var. Ben de bazen çıldırıyorum. Chat'e bir giriyorum abi. Bam güm. Öyle bir konuşuyorum ki iki tane hıyar için. Bütün chat'i gömüyor gibi oluyorum. Ama niye bende bilinç girişimi olmuyor? Niye bende o batmıyor? Çünkü adamlar artık benim karakterimi biliyor. Evet. Ne demek istediğimi biliyorlar. Şimdi sizin öyle bir lüksünüz yok. Aynen. Siz burada örnek veriyorum. Çok yanlış anlama. Sen az önce mesela eve bakmam gerekiyor dediğin noktada bu iki taraflı algılanır. Birinde der ki biri ya hadi drama yapma oğlum bu burada söylenecek şey değil der. O yüzden ki sen evet hiç böyle düşünmediğin halde bunu diyebilirler. Evet. Ya der ki ya adam ulan eve bakması gerekiyormuş bak helal olsun der. Ama bu azınlıktır her zaman. Evet. O yüzden hep ben size şeyi söylüyorum. Gerçekten içinizden ne geliyorsa onu söyleyin ama çizgisini tutturun. Yani atıyorum gereksiz bilgi verdiğin zaman senin için de bu geçerli. Bir sürü kalp alıyor. Evet. Bir hatasına bakar. Evet. Bak bir ters konuşmasına bakar. O batu batu kalp atanların hepsi bir anda yok olur gider. Aynen. Efe için de bu böyle. Herkes için böyle. Benim için de bu böyle. Yani ben bakma iki yıldır Twitch ortamındayım. Benim bir hatam, bir bana yakıştırmadıkları bir hareket beni bitirir. Mesleğimi alır elimden. Bir daha yayınmayın açamam. Biz seninle ilk tanıştığımızda abi seninle birçok konu hakkında konuştuk. Ki keza buradaki süreçte de. Drama yapacak olsam. Ya biliyorum ben seni biliyorum. Olsa, bak ben kendi gözümden konuşmuyorum. Ben chat'in algısıyla konuşuyorum. Ben, sen diyorsun ya ben buyum diyerekten. Ben buyum abi. Ben hiç sıkıntı insanlar, yok. Hani insanlar ay drama olur olmaz özür dilememin sebebi budur. Çünkü ben onları da analiz edebiliyorum. Hani diyorum ki mesela işte bu bir drama değildir ama bunu söylemem gerekiyor. Tamam buradan söyleyebilirsin. Almamakla alakalı bu zaten şey drama denilecek bir konu değil aynen. abi yani. Bu herkesin ya dramaya ben mesela duyduğum zaman diyorum ki içimden şey senin hakkında bir bilgi daha edindim. Evet. Yani ama tabii Twitch daha farklı bir ortam. Biliyorsunuz evet. abi siz de evet. izliyorsunuz Twitch'te takılan insanlarsınız yani. Onu söylemeye getiriyorum. Sen onu söylemen gerekiyorsa söyle zaten diyorum. Yani düşünme ulan ben bunu söylersem bunu derler mi? Bunu söylemezsem bunu bu demez. Onun hesabını yapamaz. Şurada detayını vereyim. Kusura bakma Batu. Ben chatten yediğim linçten ya da chatten chatten aldığım tepkiden dolayı gelip de Batu ile konuşmadım. Batu çünkü onu görünce Batu da acaba böyle düşünebilir mi? Çünkü onunla dediğim gibi aynı kaptan yemek yedik muhabbeti vardır ya burada yüz yüze bakıyoruz muhabbeti. Hı hı. Ben o yüzden geldim konuştum. Ben dediğim gibi 5-6 aydır yayın açıyorum. Açıyordum. Birçok konuda zaten bana tepki de oldu. Birçok yerde farklı şekilde algılandığım durum da olmuş olabilir ki bunları bazen tecrübe de ettim. Yanlış mesele, anlama dinliyorum bir şey yapacağım ama. Mesele gerçekten Batu ile konuşmanın sebebi bizim ikimizin arasındaki diyaloğun bozulmamasıyla alakalı. Yoksa bu işin zaten jargonunda var abi. Seni seven bir kitle de olacak. Seni ya tabii ki de abi yani bunun önüne geçemezsin. O seni sevmeyen kitleyi kazanmak, kazanmamak, arttırmak veya arttırmamak senin elinde. Doğru. Seni seven kitleyi de tutmak, tutmamak ya da onları arttırmak senin elinde olan bir şey, senin kararında olan bir şey. Ben bunun bilincinde olduğum için geldim kendisiyle konuştuk. Ya bu güzel bir şey birlikte konuşmanız, yüz yüze gelmeniz. Bak zaten konuşulmadığı zaman Efe de katılır yani çok dahil etmek istemiyorum. Konu büyüyor abi. Konu büyür. Çünkü bak bir insan bir şeyi paylaşmadığı zaman... Tamam mı? Kendi kafasındaki kuruntulara dönüyor o mevzular. Aynen öyle. Yani paylaşmıyorsun. Normalde sana 5 kez yapıldığında batan şey bir kez yapıldığında batmaya başlıyor. Birikiyorsun, kuruluyorsun. Bu sefer sana yakışmayacak, senin normalde yapmayacağın şeyleri yapar oluyorsun. Evet. Halbuki 5 dakikada işte bugün yaptığınız gibi konuşmanız güzel bir şey. Hı-hı. Ama hep söylüyorum bu yarışma bir gün bitecek. Evet. Bunu bilincine vararak şey yapın. Linçlere de takılmayın, kalplere de takılmayın. Evet. Bugün sana kalpler atan yarın belki gelip yayınına bile izlemeyecek seni. Aynen öyle. O yüzden bu şekilde düşünün. Önemli olan sizin kendi benliğinizi insanlara yansıtmak sevilir sevilmez. O gerisini evet. ben de bilemem kimse bilemez. Abi, sen bir şey diyecektin. Aynen bir şey diyeyim şimdi. Ben bir su daha içeceğim. Normal şartlarda hani biz bu konuyu zaten konuşmazdık da. Ben bu sabah işte İzler'in yayını izliyordum. Geldi Furkanlar konuşmak istediler falan. Ben zaten yukarıda oy veriyorken de gırgır şamata yapıyordum. İşte dedim teyzem
halk oylamasında İzel'e verdiği için İzel'e 4. Efe Trabzonlu için olduğu için Efe'ye 3 yani. Ha, ben hala işin dalgasında olduğum için ben burada bir de çok eğleniyordum. Böyle etraf da çok böyle karikatüristik. Hani etrafta da çok eğleniyoruz. Gündüz ben gece burada kalıyorum zaten Trabzon'da yaşadığım için. Ben tamamen burada yaşıyorum. Bana çok eğlenceli geliyor. Çadır falan kurmuşsun dışarıda. Aynen. Ben burada çok tatlı ve rahatım. Ama hiç öyle bir şey beklemiyordum. Biz bir de çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Aramızdan sürekli eksilenler oluyordu. Gidenlere üzülüyorduk ama yani ben, İzel, Aybüke, Furkan burada çok güzel yaşıyorduk. Ondan sonra o elemede de ben yukarıda gırgır şemata yaptım, aşağı indim. Ya yukarıdan kim gelse yüzü bozuk, yüzü asık böyle. Furkan geliyor, önce bir bana bakıyor, gidiyor yerine oturuyor. Aybüke geliyor, böyle oturuyor. Ben hala işin gırgır şematasındayım. Ama işte İzel, bir şey. İzel aşağı indi. Bir saniye. İzel aşağı indi. Baktım kıza, bu sefer ağlamaklı yani. Yani herkesin morali bozuk. Neyse işte orada biraz daha aldı. Büyünlere gitti geldi. İzel bu sefer geldi benimle konuşmak istedi. Daha oylama sonuçları çıkalım. Dedim hayırdır yani yanlış bir şey mi yaptım acaba? Kız bir davranışımdan mı rahatsız oldu? Yani şakalaşıyorken yanlış bir şakalaştım. Ondan sonra işte konuştuk falan dedi. Yani kusura bakma Batuhan, böyle böyle oldu. Hani ben yaptığımın da doğru olmadığını düşünüyorum falan. Böyle içime oturdu, bunu sana söylemek istedim. İşte zaten göreceksin bugün. Hani oylama sonucunda. Ha, oylamayı yaptıktan sonra... Ha, bitmedi oylama. Oylama bitmedi. Aynen. Yayın bitmedi. Seninle içindeki sıkıntıyı paylaştın. Yani benim dedi, böyle böyle bir sıkıntım var. Bak beni yanlış anlama. Böyle böyle şeyler yaşandı. Böyle böyle şeyler oldu diye. Uzun uzun anlattı bana. Ben de o yüzden zaten şu anda İzel'e karşı farklı bakıyorum. Furkan'la Aybüke'ye farklı bakıyorum. İzel de mesela aynı davranışı yaptı. Ama İzel'e şu an hani çok daha yakın görüyorum İzel'i. Çünkü ben buradan elensem gitsem de abi benim için pek bir şey değişmeyecek. Ben elenseydim o akşam Trabzon'a gidecektim. Dersimi çalışacaktım. Sınavım var. Sınava girecektim. Arada bir hobi olsun diye YouTube'a video atıyorum ama doğru düzgün ne zaten hayatımda hiç yayın açmadım. YouTube'a da 2-3 haftada bir CS oynadığım bir tane videoyu kırıp aratarım. Hani zaten olan buraya geliyorken ki 13-14 bin takipçimin de olmasının sebebi. Ha bu arada benim video attığım YouTube kanalı da 24 bin. Normalde 24 bin aboneli YouTube kanalının 13 binlik Instagram'ı olmaz. Ben de Instagram'da günlük hayatımda gırgır şemata yapıyorum. Arkadaşlarımla geziyorken story atıyorum işte. Ya olabilir. Onun çok büyük bir etkisi olmuyor abi yani. Kalkıp da sonra o istediğin zaman illaki bir fark yaratıyordur ama o 5000'ler çakmazsın yani. Hani. Şey demeye çalışıyorum. İşte o da öyle bir Instagram'dı. Ben gider aynı hayatıma devam ederdim zaten. Benim için önemli değil. Ben buradan elensem de pek bir şeyim etkilenmeyecek. Gideceğim Trabzon'a devam edeceğim aynı şekilde. Okulum var zaten. Okulumu bitirmem lazım falan filan. Şimdi bu sabah da böyle ben yine İzel'in canlı yayında gırgır şemata yapıyorum. Chat'i böyle trollüyorum falan. Eğleniyoruz. 150 kişi izliyordu onu da. Sabah Furkan'la Aybüke geldiler alevli bir şekilde. Dediler alevli. Böyle böyle. Alevli dedi. Siz serviste bilen, bayağı konuştunuz galiba bu konuda. Serviste hiç konuşmadık. Dün bu arada hiç şey yapmadık. Hani bu konuyla alakalı konuşmadık. Acısı yarın çıkar. Ben İzel'le konuştum. Ben İzel'le konuştum. İzel zaten ne biliyorsa, ne düşünüyorsa anlattı bana. Hani onunla sadece konuştum tamamen. Ondan sonra dün hiçbir şey konuşmadık ama benim de Furkan'la Aybüke'nin yanına gidesim gelmiyor zaten. Hani ne onlarla bir şey yapasım var. İşte bu mesela beni çok üzdü. Ben o yüzden gelip konuştum. Bizi böyle... Abi içimden gelmiyor. Rol mü yapacağım? Sonuçta toparlanmıştı. Ben zaten fark ettim. Ha, içimden gelmiyor yani. İşte diyorum mesela, bir sıkıntı var. Biz o yüzden bugün gelip seninle konuştum. Sen yoktun abi bugün, dün burada. İşte özlediniz mi lan? Efe vardı. Özlememiştim. Berkcan'la beraber LoL oynayalım. İşte birilerini bulalım, LoL oynayalım ama... İçimden gerçekten Aybüke ile Furkan şuradayken onların yanına gitmek gelmedi dün yani. Rol yapamam şimdi, gidemem. Yani dün için yok. O anlık bir şey. Aynen, mi? Dün öyleydim. Ha. Dolayısıyla onlar da bundan rahatsız olmuş. Bir şey sen buna içerledin, niye geldiler? Hakkı var. Ne anlamda hakkı var biliyor musun? Netice olarak adam eve gittikten sonra klipleri izliyor. Sabah buraya geliyor. Diyor ki bu adam bana düşkün olmuş. Aynısını Aybüke de hissedebilirdi, aynısını Furkan da hissedebilirdi. Bence çok normal bir şey. Normal bu, ya yadırgamadım. Bence yani. Twitch'te ya şöyle bir şey var. Zaten bu yarışma... Yani sizden biri buraya geldiği anda birinci oldu bence. Anladınız mı? Yani sizden biri birinci oldu. Çünkü neden? Çünkü ya bu adamların zaten olayı, Twitch'in olayı bana kalırsa sen daha iyi bilirsin abi. Ama şu, hani bir adam seni sevdiyse, o adam seni sen saçma sapan bir hareket yapsan da ya yapana kadar daha doğrusu destekliyor. Ya yani burada olay insanlara kendini sevdirmek. Çok fazla bilgisayar oyunu tamam önemli puan alıyoruz. Ya fiziksel oyun artık önemli. O bilgisayar oyunlarla falan çok aynen. Alakalı bir şey samimiyet değil. Yani tamamen olarak. İnsanların aradığı
gerçekten içten olmak, samimi olmak bunu istiyor insanlar abi. Evet. Yeri geliyor abisi olarak görmek istiyor, yeri geliyor kardeşi olarak, arkadaşı gibi görmek istiyor. Aradıkları ya, o yüzden, yani. Bu arada benim yanlış anlamayın, hani birinci belli derken Batu'ya çok büyük bir sevgi var, Batu değil. Yok. Ben şunu demeye çalışıyorum tamamen. Yani hani burada puanlama olayında bence herkes içinden geldiği gibi davranmalı. Hiçbir kaygı gütmemeli. Neyse o. Ya kimi sevdiysen, ben bunu sevdim buna 4 veriyorum. Bunu sevmedim buna 1 veriyorum. Bu kadar olmalı yani bence. İşte bunu anlamak yani, beni işte, izliyor. Benim bu davranışımdan dolayı da onlar içerlemişler. Hani ben onların yanına gitmiyorum diye. Evet ben full gırgır şamata yapıyor olabilirim burada ama yani bir de gerçekler var. Biliyorum bu adamlar bana dün 1 vermişler. İzel de 1 vermiş. Bir anda insanın dünyası yıkılıyor. Hani arkadaşın bildiğin insanlar, yani bu ihanet değil tabii ki de. Anladım. Sen onlar biraz aynı yakınmış. Anda olunca daha yakın olduklarını onlar fark edip yakınmış, hepsinden bir alınca dışlanmış demeyeyim de hani bir ben de yalnız. Hepimiz ayrı bir gerekçe sunduk bu arada. Hepimiz aynı gerekçe sunmadık. Bir saniye Öykü. Zaten yalnızlığı seven bir adamım. Geldim abi burada yumurta yaptım kendime. Gittim sordum acıkan var mı? Aybike dedi açım. Ona da vermedim falan demiştim. Tam böyle bir şey yaptım. Ona da yaptım. Hani onlara... karşı negatif bir tavrım yoktu ama açıkçası onlarla beraber bir şey yapasım da gelmedi. Onlar da buna içerledi. Sabah da bunu konuştuk zaten. Hala öyle hissediyor musun? Ya abi o elemeden önceki samimiyet yok yani. Ben şimdi bir insanla ilk defa tanıştığımda onu bir seviyeye çıkartıyorum. Sonraki davranışlar onun yerini değiştiriyor. Ben o eleme gecesinden ya sonra... Ya abicim herkesle zaten 7-24 mutlu muslu anlaşacak, sevişecek, görüşecek diye bir şey yok canım. Değil. Ama idare etmeniz lazım. Yani sonuçta burada tabii az kişisiniz, canım, az kişiyiz. Birlikte eğlenmeliyiz de, oyunda oynamalıyız vesaire. İçerik olarak söylemiyorum bunu sadece. Evet. Yoksa çekilmiyor oğlum. Tabii canım ben bir de... Çekilmez yani. Ben bir de biliyorsun buradan dışarıda çıkmıyorum. Sabahları işte ders çalışmam. Bak ben o gigide çok ciddi söylüyorum, açık açık söylüyorum. Gerçekten tahammül edemediğim adamlarla bir ay aynı evde kaldım. Yani benim kaç yaşında adamım, iyi sınandım orada. Zor bir şey abi. Yani bir şekilde organize etmelisin onu yani. İdare etmelisin. Şöyle bir şey var abi mesela. Bir de sağda solda duymuşsun. Ayvike demiş ki işte Batu rahatladı. Batu rahatladı ne? Batu bu evin içerisinde kendine 3 öğün yemek hazırlıyor. Kamera açık olsun açık olmasın. Kamera açıldığı anda işte Furkan gitmiş yemek yapmış. Kim takar Furkan'ı yani? Bir öğün yemek yaptı diye. Ben burada 3 öğün yemek yapıyorum zaten. Evin tüm kapkacağının nerede olduğunu, bulaşık ne zaman yıkanıyor ben biliyorum. Yani dolayısıyla o davranışlar benim için önemli değil. Gider akşam şurada yatmışım, yemek yapmamışım. Zaten 3 öğünüm burada yani. Nasıl yemek yapmayabilirim? Hani böyle şeylerde duyunca insan biraz uzak kalmak istiyor yani. Gayet olabilir normal. Canım, neyse yani birbirimizi kırmayın etmeyin de gerisi önemli değil. En yapabileceğim yorum bu yani. Hani ben dramacı bir adam değilim. Dramadan uzak yani. Takılmayı seven bir adamım. O yüzden de çözün abilikte ama içinize atmayın. Biri bir şey söylüyorsa birbirinize düzgün bir şekilde karşılığını verin ki bunu da gerekirse korkusuz bir şekilde chat'in önünde yapın. Aynen şu an yaptığınız gibi. Herkes neye ne açıdan bakıyor görsün. O da abi bu arada benim tüm storylerimde arabada kullandığım şey. Bu yeşim taşı abi yaratıcılığı sembolize ediyor. Yeşim taşı. Yaratıcılığı sembolize ediyor. Aynen yaratıcılığı sembolize ediyor. Ve her taşı birbirinden farklı. Bunu da güzelliyor. Ben bunu normal şartlarda sallamam da gırgır gır olsun diye. İyi. Sen bir şey mi diyecektin? Ya söyleyeyim istiyorum da. Hani şöyle bir şey var abi söyleyeyim sıkıntı yok. Ben bütün arkadaşlarımı iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ve onları eksisiyle artısıyla her zaman kabul ederim. Herkes dört dörtlük değildir. Benim hayatımda buradaki buranın dışındaki arkadaşlarım da böyledir. Ben sadece yaş falan değil geçenlerde oldu ya şu saygı muhabbeti. Hani sadece küçüğün büyüğü değil büyüğün de küçüğe duyması gereken bir meseledir diye düşünüyorum ben saygıyı. Sadece kendimizi burada... savunuyor gibi göstermiş olabiliriz ama bu karşı tarafın diyeyim ben öyle hissettim son iki cümleden dolayı karşı tarafın bize bir yerinde değil muhabbeti yapması bana göre doğru değil çünkü biz bu konuyu konuştuk hallettik anlaştık bir problem yok dedik ve o da kendi bir problemim yok dedi sadece samimi olamıyorum böyle bir hissiyata kapıldım dedi çok mantıklı ben de aynı şey olsa ben de bunu yapabilirdim. Yapabilirdim yani ama yapmazdım normal şartlarda. Çünkü daha önceden bu bana olmuş. Batu bana 3 de verdi, 1 de verdi. Hiçbir zaman gelip niye bana bunu yaptın demedim. Tekrar ediyorum. Sen de zaten buna hak verdin. Sadece bu kadar birbirimizin umrunda değilsek o zaman niye abi burada konuşuyoruz ki? Ben niye o zaman kendimi anlatmaya çalışıyorum? Beni şimdi burada konuştuğum kötü şeyden... Niyetle söylemedi şimdi burada ben şimdi ben buradaki muhabbetten dolayı daha mı fazla sevileceğim, daha mı az sevileceğim?
Ne, nasıl yani? İşte yani burada kendimiz şey yapıyoruz hani gerekiyor. Bunun kaygısı değil. Hani sen kalkıp da işte yok o da umurumda değil. Bu evde ben kalıyorum. Tabii ki kalıyorsun. Ben sana ben geçenlerde hatta söyledim. İmkanım olmadı. Onu da detayını vereyim. Ben evden yemek getirecektim. Hani annem ayıptır söylemesi bayram sebebiyle yaprak sarma yapmıştı. Söylemişti sana. Yapabilir, getirsem yer misin abi? Çok severim dedin. Ancak misafirler geldiği için kalmadığından getiremedim. Ha bu zannedilmesin ki ben bunu sadece sana getiriyorum. Hep beraber yiyelim. Yok. Ben de öğrenci oldum. Abi mesela ben de o değil. Bana sen okudum. Demedin zaten Batu rahat diye. Bana Aybike dedi tamam. Batu rahat diye. Ben aynen. Rahat sadece... olmadığımı Aybike'ye anlatıyorum. Sen niye savunma yapıyorsun ki? Ben şunu söylüyorum. Şu an en azından o taraftaki insanlar... Hayır Furkan'ın yemek yapması benim için ekstra bir şey değil. Onu demeye çalışıyorum. O evet. O, kim takar o derken... direkt kişisel algıladı. O. Tamam yok işte canım. Şu kim takar Furkan'ı jargonu yanlış. Ben... Hemşeri olduğumuz için biliyorum seni. Bizim o taraflarda tamam böyle abi, kelimeler sen vardı. Niye savunma ama işte çünkü bunu söylediğin çünkü... zaman chat'ten tepki alırım diyor o da. Anladın mı? Oo, o yürüme olur falan filan. Anlatabildim mi? Onu söylüyorum. Ben de burada yapmasını bilirim. Ah, o kim ya? Çünkü hepimizin kendine göre bir hayatı var. Ben insan hayatlarını kümeye benzetiyorum. Sadece kesişim kümeleri ne kadar büyükse insanlar o kadar iyi anlaşır mantığı var bende. Biz burada bir kesişim kümemiz var. İşte bu ev, konuştuğumuz, paylaştığımız ya, şeyler bir o şey kadar. Soracağım. Bir şey soracağım. Benim haricimde siz üç kişi konuştunuz mu Batu'ya düşük verelim diye konuşmadınız mı? Benim sadece bak dediğim şu. Yok onu merak ediyorum. Biz bunu bu şekilde ifade etmedik. Dedik ki Batu'nun zaten tanınmışlığı bir durum söz konusu. Aynen. Aybike burada kazandı, İzel burada kazandı, ben burada kazandım. Bizler bizler bir şey yapalım. Hani bu gidip Batu'yu eleyelim kafası değil. Dedim ya Efe burada sabah seninle konuşurken. Efe'nin sadece Instagram takipçisinin %5'i Efe'ye destek atsa ki Efe böyle bir şey paylaşmadı. Benim takipçimin zaten 10 katı. Benim zaten bunu şey Efe'ye gücümün yetmeyeceğini biliyorum. Sana da gücüm yetmeyebilir. Abi bak sana bir şey söyleyeyim. Twitch de öyle değil bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu annece dememiş de olabilirim. Twitch de çok eski de değil. Bir şey söyleyeyim. Yarın öbür gün işte Efe buradan biriyle oylamaya çıksa. Efe paylaşsa, istediği kadar paylaşsa. Hı-hı. Hiç önemli değil. Abi Survivor izledik de ünlü, ünsüz karşı karşıya çıktığı zaman... Çok büyük ihtimalle ünlü kaybediyor zaten. Evet. Halk zaten hep o ünsüz düşünüyor. Evet. Ama sen, yani ben ama sen burada bir adam seni takip ediyor ben, diye sana oy verecek diye bir şey yok. Ama abi sen burada üç kişi birleşip bana bir verdiğin anda i̇şte ben insanları alevlendiriyorsun. Biz diyorum ki, şey ben sana şunu söylüyorum bak yine tekrar konuyu aldık en baştan tam böyle güzeldi tekrarladık. Biz diyorum ki, sen diyorsun yani çok iyi anlaşıyordun ben İzel'le geldi benimle konuştu. Biz üçümüz de zaten birlikte gidip geldiğimiz için iyi anlaşıyorduk zaten belli bir noktada. Anlatabildim mi? Ben duygusal oy vermem gerekirse zaten mantık çerçevesinde baktığın zaman benim sana düşük vermem çok olağan. Çünkü Efe buraya geldiğinde çok samimi davrandı. Ki kendisine de zaten teşekkür ettim. Anlatabildim mi? Ben bunu verebilirim. İzel'in kendine göre bir sebebi vardır. Aybike'nin kendine göre bir sebebi vardır. Ben de aynı şekilde haydi Batu'ya yürün, haydi Batu'ya yürün diyebilirim bak, demedim. Bana sadece şunu açıkla, başka bir şey istemiyorum. Batu'nun kitlesi var. Batu'ya bir veriyorum, Efe'ye iki veriyorum ne demek? Tamam işte bu demek. Stratejik ya olarak demek kendimi dengeliyorum. Bana bir diyor. Vermen gerekirdi eğer ki senin söylediğin şey buysa. Madem biz seninle bir haftadır buradayız. Efe geç geldi. Sen Efe'yle mi servis ediyorsun? O zaman ben plan yapıyorsam dördünüzü toplar Efe'ye bir verdirirdim. Abi beni toplayamazsın şimdi onu geçti. Madem ben plan yapıyorum. Hayır bak ya ben, biz de toplamaz zaten. Zaten beni toplayamazsın ki. Neyse abi tamam. Ben neyse, dedim ki onlara, dedim bana göre Batu rahatladı. Sen... Ben o yüzden bu hafta Batu'ya düşük vereceğim ki kendine gelsin. Aç izle. Orada da söyledim ben aynı şeyi. Tamam, hani senin buna zaten... buna karşı bize tavır alman hani tavır beni çok üzdü. Değil. Ne yapmamı istiyorsun? Bir şey soracağım. Bana bir verdiğin için nasıl böyle senin yanına gelip işte Aybike gel beraber şunu yapalım bunu yapalım diyebilirim. Evet abi ne var bunda? Ya sen de bana bir verdin. Evet. Ben sana nasıl geleyim o bu zaman bunu söyleyeyim? Aksine geldim. Ben sana bir verdim bak. Ben sana bir verdim tamam. Ama Aybike ben Furkan'a bir vereceğim. Böyle böyle demedim. Verdiğimiz oya göre mi sevgimiz ölçülüyor bizim? Abi ben gelip sen bana bir ver. Yine bir ver. O önemli değil. Ben gidip Efe bak bana bir veriyorlar. Hani sen de biraz bana destek olur musun demedim bir kere Efe'ye. Öyle bir şey olmadı zaten. Hiçbirimiz yapmadık bunu zaten. Nasıl ben demedim Furkan bana Efe bir düşük verecek bana yükseğini bana ver falan demedim. Öyle abi bir puan zaten toplamı olmadı. Abi Efe'nin buradaki karakteri zaten belli. Adam geliyor, oturuyor, oynuyor. Hayır, hadi Allah'ıma git diyor. De. Ne bileyim sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Aynen gidiyor. Mesela o birileri o zaman niye Efe almadı da ben aldım? Ben söyledim abi. Dedim Efe puanlamayı aynen böyle yaptım. Aynen. Furkan
Kanka evin sen o zaman Efe'nin gitmesini istiyorsun. O zaman hadi Efe'ci der. Şimdi siz çocuğum mu diyelim? Dur bir dakika. Diyebilirsin. Bir ama dakika. Bunu bir kişi yaptığı zaman problem değil bak. Efe abi dediği bak, zaman... farklı bir şey sundun. Efe, sen Efe, söyle hepimizi aynı kefeye koyuyorsun. Efe bambaşka bir sebepten dolayı bile işte Batu dik durmuyor kamera karşısında. Evde durmayı bilmiyor. Ben ona bir veriyorum dese o bile Allah. Sıkıntı değil. Tamam ben de dedim. Bak. O önemli değil ama üç tane arkadaşımın aynı haftada, aynı anda bunu yapması sıkıntı. Yani üç tane arkadaşım diyorum. İşte ben de sanıyorum ki sen bize inanmıyorsun. Ya abi ver, önemli tamam. Değil bak sen ver. Tamam. Sen de ver, o da versin. Tamam. Ama üçünüz aynı anda olduğu zaman sen de diyorsun zaten. Alternatif yok kanka, dört kişi kaldık. Alternatif nasıl yok? Kardeşim bak, senin kanka, bir kişiye... Kendimiz kendi aramızda yarışıyoruz. Bak random atsan... Efe de burada bir yarışmacı bak, ama Efe daha yeni geldi aramıza. Nasıl yarışalım o adamla? Abi random atsan en düşük puanı bana verme tamam. ihtimalin 1/4. Tamam mı? Tamam. Üçünün aynı anda olma olasılığı zaten 1/64, onun sonrası... 1/64 yani bu. Hı. Hani nasıl olabilir anlıyor musun? Abi, eğer herkesi şöyle random yaptıysa. Bu arada ben çok yorum yapmıyorum. Yapmam etik olmaz diye. O ben yüzden bir şey yanlış anlamayın. Sadece. Yani JTG'nin netice olarak izleyici kitlesi... Ya hani... Ben size şunu söylemeye çalışmıyorum. Beni kendinize işte rakip olarak görün, carçut demeye çalışmıyorum ama burada Efe Uygaç YouTube kanalı üzerinde bir yarışmada değiliz. Yani JTG üzerinde bir yarışmadayız. Buranın izleyicisi ha. beni severse bana destek verir. Buranın izleyicisi Efe Uygaç izleyicisi aynen, bu arada değil. Adam yarışmacı değilmiş. Ha. Niye? Yok, adam şey bak, gibi. YouTuber ben, o da ya şey söyledim. Gelip burada yorum böyle. Yapıyor YouTube içerik yazıyor. Samimiyetinden dolayı ben böyle olduğunu ben, düşünüyorum. Ben size tabii ki, ben size üçünüze de samimi yaklaşıyorum. Zaten benim sizin üçünüze de samimi yaklaştığımın en büyük kanıtı benim tamamen hiçbirinizin gitmemesi adına size oylama yapmış olmamdan anlayabilirsiniz. Gerçekten ben istedim ki ben üçünüz ya yani o dörtlü içinde İzel'in de dahil olduğu dörtlü içinde üçünüzü daha çok sevdim İzel'e göre. O yüzden İzel'in gitmesi ve sizin gitmemeniz üzerine bir oylama yaptım zaten. Hı-hı. Ki taktiğim de tuttu ki üçünüz de buradasınız. Hı-hı. Ama şöyle bir olay var işin içerisinde. Bence şu saatten sonra herkes bir taktik, herkes bir blok benimseyecekse ona göre davranalım. Benimsemeyecekse i̇şte ben yine ona göre davranalım. Ben Furkan'a gidip Batu'yu eleyelim, Batu'ya bir verelim vesaire böyle bir bloklaşma yok. Ha, ama chat'e bunu böyle yok. Yansıtılıyor. Siz, anladın mı? Bu benim sinirimi ben, bozuyor. Siz ya burada böyle derseniz ben dün orada masanın başında çıldırdım ya. Burada zaten bunu ifade etmemize rağmen Batu'nun defalarca kez kalkıp da yaptınız mı, yapmadınız mı, yaptınız mı, yaptınız mı, yaptıysanız yaptıysanız umurumda değil. E tamam sonra tekrar soruyor. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Yaptıysanız umurumda değil. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Bunu söylüyorum. Ben zaten beni şu an triggerlayan şey umurumda değilsiniz. Bu muhabbet. Yoksa kanka bana beni sevmeyebilirsin. Bana biri de verebilirsin. Beni buradan gönderebilirsin. Benim Furkan bak ben öyle bir şey demedim. Senin bireysel olarak bana tamam. bir verip vermemen benim umurumda değil. Tamam. Yine bir ver. Ama Aybike'nin tamam. de bana bir verebilir. Tamam. O da önemli değil. Tamam. Herkes bir verebilir. Tamam. Ama üçünün aynı anda olması beni triggerlıyor. Anlamıyor musun? Chat'i de bu triggerlıyor. Kanka şimdi ben sana burada ne yapabilirim ki? Yani burada üçünün şey aynı anda bir vermedik ayrıca. Aybike iki verdi. Özür dilerim. Yani ben 3-4 mü bekliyorsun? Ya sinirim bozuldu şu an. Hepimiz farklı Allah farklı Allah. Gerekçeler sunduk. Furkan kendince, ben kendimce, İzel kendince. Burada konuştuklarımızdan bahsediyorum. Sen bunu hala asla kabul etmeyip, hala bizim blok bir şekilde sana hücum ettiğimizi düşünüyorsun. Seni kendimizi rakip de olarak görmüş olabiliriz. Çünkü rakibiz abi şey. Bu gayet normal Hayır, bir şey. Üçümüz aynı anda rakip görmüşüzdür. Oyun puanları beraber. Abi o stratejik anlamda güzel bir şey. Ben tamam. arkadaşlığımdan bahsediyorum. Tamam. Stratejik anlamda siz üçünüz beni rakip gördükçe zaman, ben zaten hep kazanacağım. O zaman burada tamam senin arkadaşlığına Ama göre bak, sıradan gidelim kanka. Mesele şu, siz üçünüz böyle bir anda bana bir verdiğiniz zaman hmm. benim arkadaşlığım zedeleniyor. Zaten, hmm. zaten ne olursa olsun böyle hmm. her kalan herkes bana bir versin sürekli. Hmm. Bu stratejik anlamda benim chat'i arkama almamı sağlar. Hmm. Zaten siz de yaşadığınız tepkiden dolayı geldiğiniz sabah benimle konuştunuz. Batu biz yayın açıyoruz chat'imizde sürekli Batu'ya yanlış ya yaptınız bak, diyorlar. Şöyle bir şey var. Ben diyorum ki ben stratejik olaydan bahsetmiyorum. Birinci bir olmak verdiyse, bak umurumda değil. Bak biz sana bir verdiyse. Diyorum ki arkadaşlarım üçü aynı anda bana bunu yapıyor. Sonra bir tane arkadaşım pişman oluyor geliyor bana her şeyi anlatıyor. Hmm. Sonra da diyorum ki abi diyorum siz ikiniz. Ne anlattı? Benim arkadaşımla konuştuğum kimse ilgilendirmez. Hayır yani sen bu kadar bunu vurguladığına göre bir şey demiş. O zaman biz grup yaptıysak grubumuzun arasında konuştuğumuz konu ne seni ilgilendiriyor? Allah Allah. Ağlayacağım şimdi. Ya kardeşim biri verildiyse... Sikiyem koy. Hamursuz pizza yapıyor senin. Nasıl oluyor? Tabanı sırf kıymadan. Ay. Öyle böyle değil. Sen yaşamışsın zaten.